Herkese selamlar arkadaşlar, ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Football Manager videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Football Manager oyununun püf noktalarını, daha doğrusu yapmamız, yani kariyeri yaparken yapmamız gereken şeyleri bu videoda göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Daha doğrusu bu komple bir video, nasıl diyeyim, her şeyi göstermeye çalışacağım. Uzun bir video olabilir ama detaylı bir şekilde her şeyi göstereceğim. Çok soru soruluyor yorumlarda, çok da yorum geliyor açıkçası. Hem Instagram DM'den olsun hem YouTube'da yorumlarda olsun bayağı soru geliyor. Bugün onları cevaplayacağım. Cevap niteliğinde bir video olacak. Oyunumuza girdiğimizde giriş ekranı bu, bildiğiniz gibi. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Ayarlara girebilirsiniz. Ayarlarda mesela ben oyunu Türkçe oynuyoruz tabii ki. Para birimi sizde Türk lirası olarak başlıyor. Bunu kesinlikle değiştirin. Türk lirası olarak alışırsanız kötü olur. Türk lirası olarak alışmayın oyuna. Avro üzerinden oynayın. Sağ üstte Avro var gördüğünüz gibi. Bir de maaşı haftalık değil de yıllık yapın. Yıllık yaparsanız biraz daha oyuna bakış açınız falan değişebilir. Nasıl diyeyim? Yani haftalık 100 bin euro veriyorsun mesela oyuncuya. Yıllıkla falan hesaplamaya falan çalışıyorsun falan. Kafa yoruyorsun. Direkt siz onu yıllık yapın bence. Ben öyle oynuyorum. Otomatik haftalık kayıt yapıyoruz. Yanlışlıkla kaydetmeyi unutursak falan kariyerimiz, güncel save'imiz gidebilir, kaybolabilir. Bu yüzden önemli yani. Bir video devam ediyorum, ona baktım. Sesler, ya istiyorsanız kapatın. Oyunda zaten birçok ses yok. Hani böyle şöyle en alta aldınız, bir tık açtınız sesi. Böyle tıklama sesleri geliyor. Belki geliyordur videoya. Ondan sonra özellik değişikliklerini göster. Tabii ki önemli bu. Çok önemli bir şey. Bu açık kalacak kesinlikle. Maç sonrası antrenmanını göster de önemli bir şey, o da açık kalacak. Yani şu kapalı, şu açık. Bu antrenmanda yapılan rol yaptım ben ama siz tavsiye edilen rol yapabilirsiniz. Henüz daha alışmadıysanız antrenman şeylerine, daha doğrusu oyuncuların özellik vurgulamalarına. Ben alıştığım için şu an antrenmanda yapılan rol olarak ayarladım. Buradan başka neye geçebiliriz? Burada geliştirilmiş maç motorunda oynayın kesinlikle. Veri tabanı zaten 2020 olarak ayarlı. Özellik maskelemeyi kesinlikle açmayın. Sahte oyuncuları da açmayın. İlk sezondaki bütçeyi açabilirsiniz, o size kalmış. Haber filtresini yine kulüp yapın. Çok fazla bildirim alırsanız başınız şişebilir. Daha doğrusu mesajları okuya okuya sıkılabilirsiniz oyundan. Benim menajer başlangıç itibarıyla ben süper yıldız yapıyorum. Yani bu sizde ne, en yüksek neyse bence öyle yapın ama hani yani yeniden bir sıfırdan bir kariyere başlıyorsanız tabii ki bilinmiyor veya yerelde yapabilirsiniz, size kalmış. Genişletilmiş kadroyu kesinlikle aktif edin. Önemli bir şey. Kullanıcı arayüzüne geldiğimizde burada ya bunları çok ellemeseniz de olur. Kayan menü falan, bunlar biraz daha modern şeyler gözükebilir ama ben tercih etmiyorum. Oyunun FPS'ini düşürebilir. Yani FPS derken yani tabii ki internetsiz bir oyun ama oyun bir anda donabilir falan yani. Gereksiz bir şey. Renk körü modu da, yani renk körlüğünüz varsa tabii ki sanmıyorum ama kadro sayfasına gider yapın. Yani çok önemli bir şey değil. Bahis oranları da çok önemli değil. Dikkat etmezsiniz zaten. Maç stadyumu olabilir. Oyuncu resimlerini kesinlikle indirin. Gigabyte yeriniz varsa telefonunuzda, yer yoksa indirmeyin. Boşuna telefonunuz kasmasın. Daha doğrusu depolama yeriniz olmasın. Temayı diyelim, oyuncu resimlerini indirdiniz. Temayı yeniden yüklersiniz zaten. Böyle. Birkaç tane daha şey gösterebilirim ayarlarda. Keşke tıklamasaydım. Ayrıcalıklar var. Bu herkeste olmayabiliyor. Android Oyun Club'tan indirenlerde belki olmayabilir ama Indiegogo'da indirenlerde kesinlikle bu ayrıcalıklar kısmı oluyor diye biliyorum. Yani umarım oluyordur. Sosyal ağlar var. Burada yasal ve gizlilik falan var. Bunları geçtik. Mağaza var. Mağazada biz Android APK bir şekilde indirdiğimiz için bütün yani özellikler satın alındı olarak gözüküyor. Güzel bir şey bu. Onun dışında kayıtlı oyunlarımız burada bildiğiniz gibi ve yeni oyun burada. Kariyer açarken kariyer açmış şey falan, onları geçtik. Yani diyelim kariyer açtık. Herhangi bir kariyerime girelim şöyle. Her şeyi göstermeye çalışacağız bugün. Detaylı, hani gözden kaçan yerler olabiliyor. Onların hepsini göstermeye çalışacağım. Evet, hızlı bir şekilde oyunumuza girersek güzel olacak. Videoyu montajlamak benim için biraz zor olmasın diye
Böyle arada çok konuşuyorum ki video hızlı gitsin yani, nasıl diyeyim. Böyle hiç kesmekle uğraşmamak istiyorum. Eriniyorum daha doğrusu. Mesela burada bir Beşiktaş kariyerimiz var. Şimdi nereden başlayabiliriz? Sol üstte, en üstteki şeyde mesaj yerleri var bildiğiniz gibi. Burada önceki mesajlara falan gidebilirsiniz. Direkt gelen kutusuna tıklayıp istediğiniz mesajları seçebilirsiniz. İlk öğeye bakabilirsiniz. Son öğeye bakabilirsiniz. Yani öyle. Ondan sonra ev işareti var. Yani ana sayfaya gidiyor o. Ona tıklarsın. Ekrana geldiğimizde ekranın sol köşesinde fikstür ve sonuçlar var. Burada yaptığınız maçları veya gelecek maçları, daha doğrusu 14 Eylül ve 19 Eylül'de maçlarımız var mesela. 5 gün ara var. Yani oyuncularımız yorulabilir. Bu yüzden biraz rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkabilirsiniz. Rotasyon derken şöyle. Mesela sol bekimizde Nsakala var ama Rıdvan'ı oynatabiliriz bu maç. Lugano maçı önemli bir maç olduğu için o maça yani Nsakala'yı dinlendirebiliriz. Alanya maçında Rıdvan'ı oynatıp öyle yani. Burada bayağı bir fikstürünüze falan her şeyinize bakabiliyorsunuz. Ertelenebiliyor. Mesela gruplardan çıktınız, son 32'ye kaldınız Avrupa'da. Mesela şurada Kasımpaşa değil de mesela Başakşehir maçı 29 Şubat'ta ya. 15 Mart'a kadar falan ertelenebilir. Belli olmuyor. Öyle. Şurada takım sayfamız var. Burada as takıma gidebiliyorsunuz. As takıma gittiğinizde böyle bir sayfa var. Burada altta gördüğünüz gibi görüntüle var. Kadro numaraları var ve seçenekler var. Yanlışlıkla kaydırdım. Seçenekleri kullanmanıza burada gerek yok. Tabii buradan da kadroyu değiştirebilirsiniz ama ben buradan değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Siz görerek değiştirirseniz daha rahat olur. Ve burada görüntüleden ne yapabilirsiniz? Seçimler var. Oyuncu değerleri var. Oyuncuların toplam çıktığı maç var. Attığı goller, asistleri var. Maaşları var. Oynadığı mevkiler var. Moralleri yüksek mi düşük mü? Mesela şöyle Atiba'nın biraz düşükmüş. Onun dışında kondisyonlar var. Kondisyonu herkesin 100. Yaşlar var. Bütün oyuncuların yaşları var. Ortalama puanlar var. Maç içinde mesela ortalama 8 puanla oynamış. Tüm maçlarda oynayarak ortalama 8 puana kadar gelmiş yani Victor Fischer. Bunları görebiliyoruz. Altta seçilemeyenleri falan gizli derken bunlar yani hani sakatlanan oyuncular var. Cezalılar var. Bunlar seçilemeyen oyuncular olarak oluyor ve kadronuzda gözükmüyor. Cezası ve sakatlığı bittiğinde tekrar kadronuzda gözükecektir. Bunu işaretlemeseniz ne olur? Genel bakışın yanında detaylı var. Detaylı bir şekilde bakabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Seçimler var. Mesela ne seçimi dersiniz? Böyle yine ortalamaları, moralleri, her şeyi bir anda görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Sözleşmeleri görebiliyorsunuz. Bitecek oyuncuların sözleşmeleri, aldıkları maaşı görebiliyorsunuz. Antrenör raporuna bakıp en potansiyelli oyuncunuz ve en az potansiyelli oyuncunuzu görebiliyorsunuz. Milli takıma toplam kaç maçı oynamış? Mesela Atiba 86 maç, Vida 77 maç falan oynamış. İstatistikleri görebiliyorsunuz burada. Detaylı bir şekilde o gördükleri sarı kartlar, kırmızı kartlar, en maçın adamı ödülleri falan. Moralleri görebiliyorsunuz. Morallerde mesela yazılar yazabiliyor. Mesela Simon Asta, Eze Bouye ikilisi çok iyi anlaşıyormuş. O güzel bir şey. Transfer durumum var. Mesela biz Vida'yı satmak istiyoruz. Transfer listesine ekliyoruz. Veya kiralamak istiyoruz. Kiralık listesine ekliyoruz. Böyle. Burada teknik özellikler var. Oyuncularımızın teknik özellikleri var. Mesela takımın en yüksek teknik özelliği Giovanni Reina'ymış. Kiralık oyuncumuz. Ondan sonra Victor Fischer, Enkudu. Bu tarz oyuncular teknik oyuncularmış. Mesela top kapma mıydı? Aynen, top kapma özelliği en yüksek oyuncular. Şutu en yüksek, pası en yüksek, top sürmesi en yüksek, orta yapması en yüksek oyuncular gibi şeyler var. Fiziksel özellikler yine aynı şekilde. Yine kaleci özellikleri, kalecilerinizin özellikleri gözükür sadece. Bir de zihinsel özellikler gözükür. Zihinsel özellikler de önemli. Kesinlikle. Ondan sonra başka ne kalmış? Başka hiçbir şey kalmamış. Bir de sağ üstte tarihin yanında şöyle 3 çizgili bir şey var gördüğünüz gibi. Oraya tıklıyorsunuz. Burada A2 takımına gidebiliyorsunuz. Mesela A2 takımını yine böyle dizebiliyoruz. Kiraladığım oyuncuları as takımda tutmuyorum. As takımda gözükeceklerine A2 takımında gözüküyorlar. As takımda bu arada yanlışlıkla çok büyük bir nefes aldım. Neyse.
Burada taktikler var. Bu ekranda oyuncu değişikliklerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Mesela Simon Asta'yı oyuna alacağım. Eze Bouye'yi dinlendireceğim. Ama Eze Bouye'ye baktım, antrenmanlarda da iyi. Ve onu tekrardan ilk 11'e böyle oyuncu değişiklikleri falan böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Taktikler ekranını geçtikten sonra fikstürler var yine. Ana sayfada gidebildiğimiz yere buradan da gidebiliyoruz. Genel bilgi var. Burada takımımızın stadyum ismini, stadyum kapasitesini, profesyonel bir takım olduğunu görebiliyoruz. Dünya çapında bir takıma kadar ilerleyebiliyor bu takım. Menajer ismimizi görebiliyoruz. Biraz saçma bir isim ama. Takımımızın ismini, ikinci takımımızın ismini, ligimizin ismini görüyoruz. Katıldığımız turnuvanın ismini görebiliyoruz Avrupa'da. Antrenman tesislerimizi görüyoruz. Altyapı tesislerimizi görüyoruz burada. Hepsi üst düzey, gayet güzel. Mali durumumuz da gayet zengin bir takım olarak gözüküyor. O ekrana tekrar geri geleceğim. Öyle. Mali durum var. Mali durumda mesela şöyle şeyler var. Maaş bütçesi olarak ben ayarlamışım. Maaş bütçesi olarak takıma çok az bir şey ayıracağım mesela. Yani şöyle yeterli. 26 milyon maaş bütçesi ayarladım. Toplam kullandığımız maaş bütçesi hemen altında 22 milyon olarak, yani tam şurada 22 milyon olarak gözüküyor. Takımda maksimum maaş olarak 2,8 verebiliyormuşuz. Ama güncel olarak takımımızda en yüksek maaş alan 3,9 ile Vida alıyor. Transfer bütçemiz 4 milyon euro. Transfer harcadığımız para 98 milyon euro. Transferde sattığımız oyunculardan gelir elde ettiğimiz para 70 milyon euro, 69 milyon euro. Yani 29 milyon euro zarardayız olarak gözüküyor. Ama hala borcumuz falan gözükmüyor. Oyunu burada geliştirmeleri lazım. O belli oluyor. Ondan sonra kulüp çalışanlarına gidebiliyoruz. Kulüp çalışanları çok önemli. Yani ben kariyere başladığım ilk yapacağım iş kulüp çalışanlarına bakıp hangisinin işime yarayacağını, hangisinin işime yaramayacağını görüp şuradan mesela Sebastian Süp baktım altın, ama önleme. Yani hemen altında teknik heyet uzmanlığı önleme olarak yazıyor. Burada önlemeyi kovup rehabilitasyon konuşamıyorum. Rehabilitasyon özelliği olan bir teknik heyet uzmanı almamız lazım diyorum mesela. Bunu kovuyorum. Tabii ki ben kovmayacağım. Çünkü bir tane önleme alıyorum. İki tane rehabilitasyon alıyorum. Bunlar çok önemli. Her zaman iki tane rehabilitasyon alın. Neden? Oyuncuların sakatlığında rehabilitasyonlar yardımcı olacak. Daha hızlı iyileşecek. Önleme de sakatlığını engelleyecek. Mesela takımımızda böyle çok sakatlanabilecek oyuncular varmış. Aboubakar, Dorukhan ve Victor Fischer. Bunlar biraz daha meyilliymiş sakatlanmaya. Onları geçtik. Ortada gözlemciler var. Gözlemcilere bakalım. Alp Özer var. As takım gözlemcisi. As takıma uygun özellikle oyuncuları gözetliyor mesela. Bizim için rapor sunuyor. O da gayet güzel bir şey. Linzmeier var. Genç oyuncuları gözlemliyor. Mesela Erling Haaland'a gittik, gözlemci şeyi attık raporla. Bize rapor getiriyor. Şuradan bakabiliyoruz gelen rapora. O da gayet güzel. Harvey Basel da pazarlık ustası. İndirimleri falan bu adam sayesinde yapabiliriz. Veya onun bulduğu oyuncular ucuz olabilir. Veya değerinin altında fiyatlara gelebilecek oyunculardır. Antrenörlere geldiğimizde bir tane yardımcınız, yani asistan menajeriniz oluyor. Ben onu hücumcu olarak tercih ediyorum ama o size kalmış. Miso Berečka diye birini getirmişiz. Bu arada bronz, gümüş ve altın teknik heyet diploması var. Hepsi altın gördüğünüz gibi. Yani en iyisini almaya çalışıyorum. En iyisini alırsanız kesinlikle hiç sıkıntı yaşamazsınız. İkinci, üçüncü sezondan Şampiyonlar Ligi'ni alabilirsiniz. Gayet güzel bir şey bu. Breçko gayet güzel yardımcı oluyor bize. Bize yine bir şeyler söylüyor arada mesela. Antrenmanına Aydın Hasic mesela çok gelişti. Çok iyi gelişti. Veya antrenmanları aksatıyor gibi şeyler sunabiliyor bize. John Goodman genç gözlemcimiz. Daha pardon, genç gözlemci, genç antrenörümüz. Antrenman yaparken yardımcı oluyor oyuncularımıza. Morgans diye biri var, genel. Genel olarak bir tane almanızı tavsiye ediyorum antrenör olarak. Bir tane alırsanız sıkıntı çekmezsiniz. Bütün mevkilerde yardımcı oluyor size. Bir tane de kaleci antrenörü kesinlikle alın. Kalecileriniz çok önemli. Kalecilerinize önem vermeniz lazım. Andy Fairman diye bir tane kaleci antrenörü almışız. Bu arada dizilişi sorarsın. Sizin dizilişinize uygun olan varsa daha iyi olur ama
Çok bir faydası oluyor mu bilmiyorum. Daha önce hiç öyle denemedim çünkü hepsini. Yani kafanıza göre alabilirsiniz. Diziliş önemli değil. Kulüp çalışanları böyleydi. Onları da geçtikten sonra transfer geçmişimizi görebiliyoruz. Transfer geçmişinde şöyle bayağı bir transfer yapmışız. Yani buradan görebiliyoruz. Zaten 29 milyonluk zarar yaptığımızda harcanan net de görebiliyorsunuz. Şurada görüntüle var. Buna basıp gelen oyunculara bakabiliyoruz sadece. Güzel bir ayrım şey olmuş. Adını unuttum. Gidenlere bakabiliyoruz. Burada mesela Victor Ruiz gitmiş falan. Adem Ljajić falan gitmiş. Ondan sonra gelecek oyunculara bak. Bunlar gelecek oyuncular ne dersiniz? Mesela Ocak ayına geldiğinizde sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Bosman oyuncular oluyor. 6 ay kalan oyunculara teklif götürüp sezon sonu size gelebiliyor oyuncular. Bu gayet güzel bir şey. Mesela bunu gerçekte kim yaptı? Mesela Fenerbahçe yaptı bunu. Jose Sosa'nın sözleşmesi bitti bildiğiniz gibi. Trabzon'la anlaşamayıp Fenerbahçe'yle anlaştı. O sayede Fenerbahçe'ye sonraki sezon başında geldi. Onu anlattığımıza göre başka takip listeni buradan görebiliyorsun. Mesela ben Buffon'u niye takip ediyorum? Sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi bittiğinde takımı alacağım. Neden alacağım? Tabii ki gerekli bir oyuncu olmayabilir ama ortadakiler zihinsel özellikleriniz, sağdakiler fiziksel, soldakiler ise teknik özellikleri. Zihinsel özellikleri gayet iyi. Karar alması, liderliği ve pozisyon alması çok iyi. Akıl hocalığı diye bir şey var oyunda. Bunları da göstereceğim. Hemen göstereceğim ama şu an biraz her şeyi bir el kurcalıyoruz ki detaylı bir şekilde öğrenelim. Kulüp tarihine gelip burada en golcü oyuncunuza bu sezon için geçerli bir şey özellikler bu arada haberiniz olsun. Kulüp tarihi siz geldikten sonraki kulüp tarihini burada görebiliyorsunuz. Yani böyle her şeyi yazıyor burada siz okursunuz istiyorsanız. Görüntülüye bastığınızda bu sezon için geçerli olanlar var. Mesela diğer sezona geçtiniz ama bu sezonu tekrar görebiliyorsunuz. Lig geçmişini görebiliyorsunuz. Öyle. Kulüp tarihini geçtikten sonra takım raporu var. Takım raporunu size asistan menajeriniz yapıyor. Güzel bir şey bu. Bayağı bir yani olumsuz düşünceler var ama gerçekçi bir kadro kurmak için böyle kötü bir kadro kurdum. Gerçekçi olması için böyle bir kariyer açtım. Mesela çok kararlı bir oyuncu grubuna sahibiz. Çok hırslı bir kadro. Profesyonel oyunculara sahibiz. Mevcut kadro büyük maçlarda çok iyiymiş. Oyuncularımızın morali iyi. Ligin en iyi genç kadrolarından birine sahibiz. Takımın bir hızı varmış. Hızlı bir takımız. Pas yapma konusunda çok iyiyiz. Kadromuzun önemli anlamda önemli anlarda doğru kararlar verebiliyormuş. Orta sahamızın yani çok oyuncumuz olduğu için orta sahamızda güzel bir şeye sahibiz yani. Anladınız siz. Hücum pozisyonunda harika bir derinliğe sahibiz. Maaş bütçemizin çok altında harcama yapıyoruz. Bu iyi bir şey. Ligin en iyi antrenman tesislerinden birine sahibiz. Ligin en iyi altyapı tesislerinden birine sahibiz. Dünya klasmanında bir teknik heyetimiz var. Bakın önemli şeyler bunlar. Bu son üçü çok önemli. Burada sadakatsiz oyuncularımız varmış. Sadakatsiz yani hangi kariyeri açarsam açayım bu hiç azaldığını yani olumsuz düşüncelerde bunun kalktığını görmedim. Yani nasıl çözeceğimi hiç bilmiyorum gerçekten. Kadroda liderlik vasfı yokmuş. Oyuncuların liderliği önemli. Takımın kaptanlığını üstlenecek bir oyuncu yokmuş. Mesela seneye Buffon'u alacağım. Belki de bu özellik seneye buradan kalkacak. Seneye raporda böyle bir şey olmayacak. Takımız diğer takımlar kadar çalışkan değilmiş. Bu çok önemli bir şey. Bunu kesinlikle düzeltmeniz lazım. Takımın çalışkan olması lazım. Mesela Valentin, Nsekala falan. Hani Nsekala yine çalışkan ama Valentin çalışkan bir oyuncu değil. Tembel bir oyuncu. Mesela Gökhan Töre de tembel oyuncu olarak gözüküyor. Bu yüzden biraz sıkıntı. Çalışkan oyuncuları almanızı daha çok tercih ederim. Tavsiye ederim. Oldukça değişken oyunculara sahipmişiz. Yani nerede oynadıkları belli olmadığı için böyle diyor galiba. Tam onu bilmiyorum. Takım fizik bakımından zayıfmış. Güçlü oyuncularımız yok. Evet. Seneye bunu düzeltebilirsiniz. Bazı takımlar kadar kondisyonlu değilmişiz. Yoruluyormuşuz yani erkenden. Kaleci pozisyonunda yani her sezon 3 tane kaleciniz olmalı. Onu söylüyor. Teknik rapor. Bizim her sezon 2 tane oluyor. Maalesef ben 3.'yü tercih etmiyorum. Yani gerek duymuyorum. 2.'yi bile gerek duymuyorum ama yedek olsun diye alıyoruz. Kadroyu genişletmek için de transfer bütçemiz çok azmış.
Gelecek maça bakabiliyoruz. Gelecek maçın raporunu da bize asistan menajerimiz veriyor. Neyi veriyor mesela? Burada Alanya'nın soldaki son 5 maçının şeylerini görebiliyoruz, sonuçlarını. En son maçını 4-2 kaybetmiş. Sonra 4-0 kazanmış bir önceki maçı. Bir önceki maçı 1-0 kaybetmiş. 3-0 kazanmış. 5-1 kazanmış. Alanya'nın en golcü oyuncusunu görebiliyoruz. Oynanacak stadyum falan da yazıyor zaten. Görüyorsunuz orada Alanya Oba Stadyumu. Papiss ise takımın en iyi oyuncusuymuş ortalama puan olarak. Bir tane sakat oyuncuları varmış. Bu maçta bize karşı oynayamayacakmış. Bizim oyuncularımızı görüyorsunuz. Bizim son maçlarımızı görüyorsunuz. Üstte favori Beşiktaş olarak gözüküyor. Beraberlik 2-1 verilmiş. Alanya'ya 3-1 verilmiş. Beşiktaş'a 5-4 verilmiş. Çok iyi. Tahmini rakibin 11'i buymuş. Buna göre önlemler alabilirsiniz. Size kalmış. Takımın raporuna bakabiliyormuşuz. Çok yaratıcı oyuncuları varmış. Yani aşağı doğru gösteren şey bizim aleyhimize, yani iyi bir şey değil. Ama böyle yukarı doğru gösteren, yani iyi bir şey olanlar yeşil olarak gözüküyor zaten. Biz biraz da favori olarak gözüküyoruz zaten burada. Kulüp istatistiklerine bakabiliyormuşuz. Erol Bulut'a bakabiliyormuşuz. Ortalama yaşları çok yaşlı bir kadroları var. En çok milli maçı çıkan oyuncular, toplam milli maç, yerli oyuncu eğilimi falan. Öyle. Evet, bu sayfa bitti. Buradan nereye gidebiliriz? A2'ye gidelim. A2'deki kadroya önem verir misiniz? Size kalmış. A2'de şöyle bir şey var. Lig var. A2 ligi var. Bu her ligde yok. Türkiye'de falan var. İspanya'da falan var. Ya her takımın var ama böyle A2 takımını yönetemiyorsunuz, öyle diyeyim. Ya burada maçları A2'nin maçlarını oynayamıyorsunuz ama en azından hangi oyuncuları oynatmak istediğiniz, ya hangi oyuncuları A2'de görmek istediğinizi yapabiliyorsunuz. O güzel bir şey. Mesela Utku Yuvakuran kalecimiz, Erdoğan Kaya stoper, Kartal Karya Yılmaz orta sahamız, Antonio Marin genç aldığımız oyuncu. Evet, bir oda baskını yedim arkadaşlar. Dediğim gibi Antonio Marin genç aldığımız bir oyuncu. Dinamo Moskova'dan önerebileceğim oyunculardan biri. Bu videoda hem oyuncu önerisi, her şey mevcut bu videoda. Bu videoyu ne vesileyle yapıyorum dersiniz. FM21 Mobile'in çıkmasına neredeyse 1,5-2 ay kaldı diyebiliriz. Yani maksimum 1,5-2 ay. Bu yüzden de FM19'u, FM20'yi herkesin iyi bir şekilde oynayabilmesi veya neyin neye yaradığını öğrenmesi için veya bilmediği bir şey öğrenmesi için yardımcı olmaya çalışıyorum bu videoda. Oyuncular var işte. Bu oyuncuları göstereceğim nitelikli bir şekilde. Mesela kiraladığım oyuncular var. Gökhan Töre'yi alıp kiraladım. Neden kiraladım? Bizde forma şansı bulacaktı ama çok gelişemeyecekti. Gelişmesi için bir sezonluğuna kiraladım. Alıp kiraladım. Yeni Malatya'dan 2,9'u almışım. Ucuz bir bonservis. 4 maçta 1 gol 1 asist yapmış. Biraz kötü ama açılacaktır, daha sezon başındayız. İki kanatta da oynayabiliyormuş. Onun dışında orta saha ve 10 numarada da, yani yeri geldiğinde oynayabilir diye gözüküyor. Ya buraları geçelim. Buralarda bir şey yok. A2 umursamasanız da olur. Taktikler ekranına geldiğimizde bildiğiniz gibi bu taktik şeyi çok önemli. Her oyuncunun kendine özel şeyleri vardır. Mesela Vida düz stoper oynamak öneriliyor ama ben onu son adam olarak oynatıyorum. Ne farkı var derseniz, düz stoper, ben yani çok bir farkı yok gibi ya. Mesela göstereyim şöyle. Ya düz stoperin farklı olarak güç ve hava özellikleri önemliymiş. Ama son adamın, mesela şöyle göstereceğim. Son adamın şöyle bak, top kapması, pozisyon alması ve karar alması önemli. Sadece 3 özelliği önemli. Yani çok bir şey gerekmiyor. Yani hatta 13 ve 14 olduğu için düşük bence biraz daha. Şu özellikleri biraz daha iyi olduğu için bu üçünü kullansak bence daha verimli oynar diye düşünüyorum. Ama size kalmış tabii ki bunlar. Profile baktığımızda profili anlatarak şöyle anlatabiliriz. Oyuncumuzun forma numarası şurada yazıyor. 5 numara. Hırvat olduğu için bayrağı orada. Deneyimli ve tecrübeli bir stopermiş. 4,5 yıldız bir özelliği var. 5 üzerinden 4,5 verilmiş profiline. 30 yaşındaymış. Doğum yılı falan orada yazıyor. Değeri 13 milyon euroymuş. 3,9 milyon euroda
maaş alıyormuş. 2022'ye kadar, 5. ayına kadar bir sözleşmesi varmış. Hırvat milli takımında 77 maça çıkıp 5'te gol atmış. Bizde oynuyor ve as takım rolünde oynuyor. Roller falan da var. Şöyle roller var. Yedek var. Rotasyon var. As takım var ve kilit oyuncu var. Oyuncu alırken kesinlikle kilit oyuncu vermenizi tavsiye etmiyorum. En azından as takım verin. Kilit oyuncu verirseniz kupa maçlarında dahi oynamak isteyecektir ve o morali bozulacaktır. Bu yüzden önemli bir şey. Kesinlikle kilit oyuncu vermenizi tavsiye etmiyorum. Videoya zam yapılmamasını da tercih ediyorum. Neyse. Burada özellikleri görebiliyoruz. Mesela pas özelliği ve top sürme özelliği iyi olmadığı için mesela Vida pasör stoper olarak oynayamaz. Gerçekten oynayamaz. Şuraya baktığımızda sağ bekte hafif oynayabiliyor, sol bekte hafif oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanıyormuş, sol ayağını da çok iyi kullanamıyor. Daha doğrusu kötü kullanıyor diyebiliriz. Hızlı, dayanıklılığı ve güç, yani fiziksel özellikleri burada mevcut. Hemen altında kondisyonu yazıyor güzel bir şekilde. Morali çok kötüymüş. Neye böyle bilmiyorum. Formu yazıyor. Yani son maçlarda aldığı ortalamaların hepsi yazıyor burada. Ortalama derecesi yazıyor maçlara göre aldığı. Ve burada zihinsel özelliklerini görüyoruz. Agresiflik, yaratıcılık, karar alma, liderlik, hareketlilik, pozisyon alma ve takım oyunu. Stoper için hangi özellikler önemli dersiniz? Son adam oynattığım için son adam nasıl diyeyim? Rakip forvette karşı karşıya kalınca yavaş kalırsa çok kötü olur. Bu yüzden hızlı bir son adam almanızı öneririm. Bu taktiği kullanacaksınız. Taktiğin videosu var ama ben bu videoda yine göstereceğim. Uzun bir video olduğu için zamanımız bol. Hızlı bir oyuncu almanızı tavsiye ediyorum. 15 oy yani 20 üzerinden 15 özellik bence çok iyi. Çok çok iyi. Yani 10 alsanız bile yeterlidir ama siz yine en az bir 12-13 almanızı tavsiye ederim hızlı olarak. Dayanıklılık stoperde yani önemli mi? Yine önemlidir ama çok önemli olduğunu bilmiyorum. Yani emin değilim. Ama güçlü bir stoper olsun, yine böyle 12-13 özelliği olsa yeter. Agresiflik stoperlerde, yani defansif oyuncularda agresiflik önemlidir. Biraz da sert oyuncularınız olmalı. Ağır basan oyuncularınız olmalı. Kart yiyebilirler. Sarı kart yerler. Ama kırmızı kart yiyeceklerini düşünmüyorum bu taktikte. Yaratıcılık stoperde önemli mi? Hayır. Kesinlikle önemli değil. Yaratıcılık ofansif oyuncularda önemli bir şey. Ama yine yaratıcılığı olsa da iyi olabilirdi. Karar alma stoperlerde çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Karar alma. Karar alması yüksek olursa çok iyi olur. Ama 13 falan da 15 de yeterli diye düşünüyorum. Liderlik gerekli mi? Değil ama en azından liderliği varsa neyin ne olduğunu ve takımı üstlenebilecek biridir. En azından liderliği olursa. Hareketliliğe baktığımızda hareketlilik, yani nasıl diyeyim, hareketli oyuncu olması tabii ki avantaj ama stoperlerde hareketli olmasının çok gereği yok diye düşünüyorum. Pozisyon alması iyi olmalı, çok iyi olmalı hatta. 15 yeterli mi? Yani Beşiktaş için yeterli ama daha büyük takımlarda bu 17-18 olabilir. Mesela Van Dijk'ın 20 pozisyon alması var. Pozisyon almasını, yani nerede duracağını iyi bilen bir oyuncu Van Dijk. Vida'nın takım oyununda 17'ymiş. Gayet iyi. Takım oyununda yine stoperler için önemli olabilir. Ne için önemli? Hani pas verirken falan. Bencilce böyle hani çalıma girmez falan. Pas atar yani. Hava topuna baktığımızda yani şurası zihinseldi. Şurası fizikseldi. Burası da teknik özellikler. Hava topu 14 yeterli. Gayet iyi. Yani 13 olmalı bence en az. Orta yapma önemli değil stoper için. Top sürme yine. Pasör stoper kullanacaksanız top sürmesi en az bir 10-11 olmalı. Veya aynen 10-11 olmalı. Pası da pasör oynatıyorsunuz 13 olmalı. 13'ün altıysa hani olur. Hani 12 olur da 11 falan olmaz bence. En az bir 13 olmalı. Şut önemli değil ama yine yani 7-8 yeterlidir diye düşünüyorum. Top kapması yüksek olursa çok iyi olur. Top kapma gerçekten önemli. Teknikte zaten pasör bir stoperse tekniği vardır zaten. Pasör özelliği varsa teknik özelliği de böyle. Yani 11 falan olursa iyi olur diye düşünüyorum ya. 10-11 olursa yeterlidir. Burada seçenekler var. Mesela diyelim ki Vida 35 yaşına falan geldi. Hani takımda son 2 sezonu falan kaldı. Teknik heyete tıklayabilirsiniz şurada. Teknik heyette yer ver diyerek. Şimdilik oynamak istiyormuş. Şu anlık düşünmüyormuş öyle bir teklifi. Genç olduğunu düşünüyormuş 30 yaşında.
Ama siz teknik heyete ekleyebilirsiniz. Mesela seneye ben Atiba'yı eklerim diye düşünüyorum. Ondan sonra kulüplere öner diye bir şey var. Oyuncu satışı yaparken şurada transfer durumu var. Gördüğünüz gibi buradan hani kiralık listesini ekleyebilirsiniz. Ondan sonra transfer listesini ekleyebilirsiniz. Dedikten sonra şöyle onayla diyebilirsiniz. Veya bu oyuncuyu aslında satmak istemiyorsunuz. Satılık değil yaparak böyle de yani tutabilirsiniz elinizde. Kulüplere öner ne dersiniz? Oyuncunun şu anki piyasa değeri burada direkt yazıyor 13-25. Biz Vida'yı yani bir 35'e falan satabiliriz. Niye böyle? Ya özellikleri iyi bir oyuncu. Beşiktaş yani nasıl diyeyim itibarı düşük olduğu için bu takımın adamın değeri de düşük duruyor. Yani büyük bir takım olsa şu an Vida'nın değeri o 30-35 milyon civarı bir şey olurdu eminim ki. Yani bu fiyatları satabilirsiniz. Ve burada transfer kiralık olarak öner diyebilirsiniz. Transfer olarak önerirseniz bir gün sonra bu parayı verecek takımlar sizin karşınıza gelebilir. Böyle satmanızı öneririm ama öbür türlü satmak bence daha mantıklı olur. Ama öyle de daha az para verebiliyorlar haberiniz olsun. Burada serbest bırak var. Mesela videoyu böyle yapamıyorum çünkü hayati bir önemi var. Nasıl diyeyim? Mesela bir yıl sözleşmesi kalsaydı, şöyle 1 milyon euro alsaydı serbest bırakabilirdiniz. Ama maaşı iyi olduğu için onu serbest bırakamazsınız. Mesela Atiba'yı bırakabilirsiniz. Son senesi olduğu için 1,5 falan verirsiniz. 1,5 milyon euro. Maaşını yani karşılayacak şekilde sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Pozisyon antrenmanı ben en çok kullandığım şeylerden biri pozisyon antrenmanı oyunda. Mesela Vida stoper oyuncusu ama sağ beke de çalışabilir. Sağ bekte de antrenman yapabilir. Ama sağ bek özellikleri veya sol bek özellikleri olduğunu düşünmüyorsunuz. Antrenman çalıştırmazsınız. Size kalmış. Ondan sonra oyuncuyla konuş var. Bu önemli bir şey ama ya ben kullanmıyorum. Kesinlikle kullanmıyorum ama mesela çok formda bir oyuncunuz. Mesela Juventus kariyeri yapıyorsunuz. Ronaldo 30 maç dediğim 34-35 gol attı. Mevcut formunu övün. Son maçını kesinlikle övmeyin. Antrenman seviyesini de övmeyin. Her zaman mevcut formunu övün oyuncuların. Önemlidir. Herkese önermeyin. Özel olarak önerin. Sağda da onayla diye bir şey var. Ona basabilirsiniz. Bildirim geliyor hemen. Vida'nın morali yükseldi diye tepki gösterdi. Güzel yani. Öyle. Ondan sonracığıma kıyaslama var. Oyuncularla kıyaslayabiliyoruz. Mesela Vida'yı kimle kıyaslayabiliriz burada? Kaan Ayhan diğer stoperimizle kıyaslayabiliyoruz. Böyle hava, ortalama, top sürme. Ya Vida defansif özelliklerde biraz daha iyi ama Kaan hem ofansif hem defansif özellik olarak iyi bir oyuncu. Onun dışında başka bir oyuncu akıl hocalığı var. Bunu göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Albüme ekli var. Albüme de ekleyebilirsiniz. Çok bir şey yaramıyor. Albüme ekli de şey. Yani oyuncuyu takip listenize de nasıl diyeyim ya. Ya gereksiz bir şey ya öyle diyeyim. Gereksiz bir şey. Ondan sonra burada profil var bildiğiniz gibi. Şurada yine 3 noktaya bastım bu arada. 3 çizgiye bastım. Kişisele gelebiliyorsunuz. Doğum tarihini, kişiliğini, açıklamasını görebiliyorsunuz. Sevdiği kulübü, sevdiği oyuncuyu görebiliyorsunuz. İyi anlaştı kişiyi daha doğrusu. Bu teknik direktör yani biz de olabiliyoruz. Mesela Kaan Ayhan da olabilir. Mesela yani teknik heyetimizdeki yardımcımız Breçka da olabilir. Öyle. Pozisyonlar var burada. Oynadığı pozisyonları buradan görebilirsiniz. Burada roller var. Rollerini görebilirsiniz. Mesela son adam olarak baktığımızda rakibi tahrik eder. Top sürmeden önce topu sağ ayağına alır. Topa kayarak hamle yapar. Taraftarı hareketlendirir. Bak bu güzel bir şeymiş. Mesela taraftarı oynayan bir oyuncu. Önemli bir şey. Ondan sonra pozisyonu böyle geçelim bence. Sözleşmeye. Sözleşmede kulübü gözüküyor. Oyuncu olarak gözüküyor. Az takım statüsü, değeri, kiralama durumu ve satılık durumu yok. Maaşı gözüküyor. Sözleşme bitişi gözüküyor. İlgilenen kulüpler bu güncellenebiliyor. Mesela bir ay sonra diyelim ki Bayern Münih yakından takip listesine eklemiş. O zaman Vida'nın burada ilgilenen kulüplerde Bayern Münih falan yazabilir. Transfer teklif geldiğinde de orada gözüküyor zaten. Özel maddeler ne derseniz mesela sözleşme öner dedik Vida'ya. Özel maddeler şu. Düşmeyle serbest kalma bedeli. Mesela küme düştük takımımız. Ya düşmeyiz ama. Mesela düştük. 3,5 milyon euro veren takıma gidebiliyor. Yani bedava gibi bir şey. Oyuncular gelirken bazen
isteyebilir ama istediğini daha önce görmedim. Ama serbest kalma bedeli, yani bunu çok isteyen oyuncu oluyor. Bunu görebilirsiniz. İspanya Ligi'nde zaten zorunlu bir şey bu. Ama Türkiye Ligi'nde zorunlu değil, sorunlu yani zorunlu bir şey değil. Mesela 60 milyon verene direkt gidiyor oyuncunuz. Siz daha iyi reddenemiyorsunuz yani, öyle diyeyim. Yani öyle bir şey. Özel maddeler öyle. Ondan sonra uygunluk var. Burada maç gününü görüyorsunuz. Uygunmuş, yani oynayabilirmiş. Cezası falan yokmuş, durumu iyiymiş. Geçmişini görebiliyorsunuz. Önceki kariyerini. Osijek kulübünden çıkmış. Hırvatistan liginde güzel bir kulüp. Genç yaşta oynamaya başlamış. Güzel oynamış. Bayer Leverkusen'e yükselmiş ama orada tutunamayıp Dinamo Moskova'ya gidip kendini tekrardan göstermiş. Dinamo Kiev'e gitmiş. Yıllarca orada oynamış. Ve Beşiktaş için yarım sezon neredeyse top oynamayıp gelmiş. Serbest bir şekilde sözleşmesi bitip gelmiş. Öyle. 2-2,5 yıldır da Beşiktaş'ta. Gerçekte 3 yıl doldurdu. 4. yılına girdi yani şu anda. Bakalım. Ondan sonra geçmişi öyleydi. Burada istatistikleri de görebiliyoruz bu sezon. Burada bütün sezon onun istatistiklerini görebiliyoruz şöyle. Ondan sonra başarıları görebiliyoruz. Burada mesela Türkiye Süper Ligi şampiyonu olarak yazıyor. Mesela yılın oyuncusu olarak seçildiğinde burada yine gözüküyor profilinde. Gayet güzel bir şey. Antrenör raporu bu yine asistan menajerin veya menajerlerin yani asistanlarınızın birinin yapıyor işte ya. Teknik heyetten biri yapıyor. Vida ondan sonraki en iyi defans merkez oyuncumuz Kaan Ayhan daha iyi yazmış. Kaan Ayhan'dan daha iyiymiş yani onu diyor. Kaan Ayhan burada 4 yıldız olarak gözüküyor. Şöyle 4 yıldız. Vida da mevcut yeteneği yani potansiyel yeteneğine ulaşmış. Zaten bir oyuncu potansiyeline ulaşması için yaşı olur mu? Ya olmaz ama maksimum bence 26 falan. 26'ından sonra potansiyeli falan daha artmaz. Yani öyle diyeyim. Ama mevcut formu iyi ise yine artabilir. Bunun birçok örneği var. Olumlu düşünceler var burada. Hızlı oyuncuymuş. Top çalmadı. İyi takım oyuncusu. Yine nadiren sakatlanıyormuş. Bu önemli bir şey. Güzel. Milli takım tecrübesine sahip. Top kontrolü yani pasör oynayamayacağını burada da belirtmişler zaten. As takımında önemli bir oyuncusu olarak gözüküyormuş. Ondan sonra şurada antrenman var. Antrenman önemli bir şey. Antrenman nasıl bir şey? Mesela biz Vida'ya antrenmanda son adam veya standart stoper çalıştırıyoruz ya. Standart stopere ne lazım? Hava topları, karar alma, güç, top kapma ve pozisyon alma özellikleri lazım. Top kapması 18. Biz bunu biraz daha yükselt diyoruz ona. 20'ye kadar yükseltebiliyor. Bunu sezon içerisinde yapabiliyor ama isterse artmaz. Çünkü 30 yaşında. 30 yaşında olduğu için gelişmesi biraz daha yavaşlar. Yani zor hale gelir. Baktınız top kapması gelişmiyor. Ona gidip karar alma çalıştırabilirsiniz. Önemli bir şey. Öyle yani. Burada mesela yani oynattığınız mevki hangisi ise mesela son adam oynatıyoruz. Onu seçebilirsiniz. Antrenmanda mesela o özellikleri gelişir. Sadece o özellikleri gelişmez ama yoğun yani yoğunluğunu o özelliklere gösterir. Öyle diyeyim. Oraya bir daha gelelim. Yoğunluk diye bir şey var. Yoğunluk şöyle bir şey. Hafifse nasıl diyeyim? Oyuncu yorulmaz, maçlara rahat çıkar. Böyle antrenmanda da gelişmez, özellikleri falan gelişmez. Öyle yani. Normal yaparsanız iyi gelişir. Ama yoğun yaparsanız çok çok daha iyi gelişir. Ancak sonraki maçı oynatamazsınız. Antrenmanda aşırı yoğun olduğu için hem yorulur, maça çıkamaz, hem sakatlanır. Öyle diyeyim. Bakın nadiren sakatlanır diyor ama yine sakatlanabilir. Yani yoğun çalıştırdığımız için. Çalışkanlığı varsa yoğun çalışabilir. Ama çalışkan bir oyuncu değilse kesinlikle yoğun çalıştırmayın. Kesinlikle. Yoksa sakatlanır. Bir iki hafta içerisinde görürsünüz. Karar alması bu arada çalışıyoruz. Odak özelliği buymuş. Siz bir şey de çalıştırabilirsiniz. Size kalmış o. Şu an zirvedeymiş. Olumsuz bir düşünce. Yani nasıl diyeyim? Yani artık gelmiş zirveye, yani arşa ulaşmış. Yani bundan iyisi yokmuş. Bundan iyisi çamda kayısı. Çalışkan durumundan memnun ve oynamaktan da mutluymuş. Ondan sonra burada durumu yazıyor. Burayı ben çok kullanmıyorum. Ben kullanmanızı tavsiye etmem. Form var. Formuna bakabilirsiniz.
Yani önemli diyebilir miyim? Diyerim. Yani morali iyiymiş. Golü asisti yok bu maçlarda. Hangi maçlarda gol attığını görebiliyoruz burada. Öyle yani. Oyuncu inceleme böyleydi. Şimdi taktiğe gelelim. Taktik bu. Taktik bu. Libero kaleci oynatıyorum. Libero kaleci oynatmamın sebebi refleks. Libero kaleci oynatıyorsunuz. Hangi özellikler? Onu göstereyim. Zaten işaretledi. Libero kaleci refleks, el ile kontrol, hava topları ve elle oyun başlatma çok önemliymiş. Ama bir de hızlı önemliymiş. Hızlı bir kaleci olması lazımmış. Ama şöyle diyeyim. Mesela gücü 5 falan diyelim. Ne bir şey olmaz falan demeyin. Gücü yine yüksek olsun. Kesinlikle yüksek olsun. Özellikleri ne kadar iyiyse oyun içinde o kadar iyi performans gösterir. Her özelliği iyi olsun ki yani sırıtmasın. Mesela bu kalecinin kötü özelliği bence teknik. Hani iletişim de kötü. Liderlik, iletişim onlar bana yaratıcılığı saymayın zaten. Hiçbir kalecide yaratıcılık yok neredeyse. Ama libero kalecilerde yine yaratıcılık olmalı. Yani böyle 7-8 olmalı. İletişim yani kaptanlık falan yapıyorsa iletişim artabilir diye yani öyle düşünüyorum. Tekniği böyle kalsa da bir şey olmaz ama libero kaleci olduğu için yani yine önemli olabilir. Öyle yani. Sağ bekimiz kanat bek, sol bekimiz kanat bek. Stoperlerimiz son adam dediğim gibi. Ama size kalmış. Tabii başka taktik denersiniz. Öyle kullanabilirsiniz. Orta sahamız merkez orta saha. İkisi de merkez orta saha. Şöyle rollerini göstereyim. Şöyle bir daha göstereyim. Bütün oyuncuların gösteriyorum ki sıkıntı yaşamayın. Kanat forvet oynatıyoruz. Kanatlarımızın ikisini de yani içe doğru kat ediyorlar gayet güzel bir şey. Bernard mesela ofansif orta saha oyuncuları oynatıyorum ama siz isterseniz ofansif oyun kurucu oynatabilirsiniz. Ama ofansif orta sahayı tercih ederim. Fırsatçı golcü oynatıyorum Aboubakar'ı ama çalışkan forvet olarak da oynatabilirsiniz. Öyle gösteriyor ama. Ya tabii ki çalışkan forveti neye göre söylüyor? Özellikleri çalışkan forvet üzerine çok daha iyi olduğu için. Tam bir çalışkan forvet olduğu için çalışkan forveti bize öneriyor. Ama bence fırsatçı golcü olarak da gayet iyi oynayacaktır. Mesela Aboubakar'ın özelliklerine bir bakalım. Fırsatçı golcüde hangi özellikler önemli? Hız önemli fırsatçı golcüde. Karar alma önemli. Hareketlenme önemli. Şut önemli ve teknik önemli bir fırsatçı golcüde. Komple forvet falan da deneyebilirsiniz. Fırsatçı golcü yerine. Fırsatçı golcü yerine komple forvet de çok iyi oynar. Niye? Çünkü yaratıcılık komple forvet de önemli ve 14. Hava topu önemli 13. Bir de güç önemli 16. Komple forvet de bunlar gerekli. Tam bir kanat forvet oynar mı? Tabii ki oynar ama biraz daha yavaş kalabilir. Kanat forvetiniz böyle 15-16 hızlı olursa bence daha iyi olur ama size kalmış. Aboubakar yine iyi bir oyuncu zaten. Biz onu forvette düşünüyoruz. Taktik bu. Oyun şekline geldiğimizde oyun şekli neye göre yaparsınız? Mesela deplasmanda bir maça çıkıyorsanız kontrol veya dengeli olarak çıkmanızı öneririm ama bence kontrol çıkın. Yine yani kontrol şöyle. Oyunu eline alacaksın. Yani full oyunu siz kuracaksınız. Ama kontrol alanda gol yer misiniz? Ya yemezsiniz diye düşünüyorum. Yani kontrol oynadığımız için. Ama hücum oynarsanız kontroldan yeme şansınız var. Ama tam bir hücum takımıysa kesinlikle gol yemezsiniz. Ya gol yersiniz ama nadir yani duran toplarda falan yersiniz diye düşünüyorum. Yani ben kesinlikle hücum oynatıyorum. Baktım hani kupa maçı diyelim Büyükçekmece'ye karşı falan oynuyoruz. O zaman yükten oynayabilirsiniz yani. Bütün gücünüzle ileri doğru herkes yüksek gol atmaya çalışabilirsiniz. Biz hücum tercih ediyoruz ama. Genişlik dar alan. Geniş oynamanızı tavsiye eder miyim? Hani çok iyi top süren oyuncularınız varsa gerçekten geniş oynayabilirsiniz ama top sürmesi yine iyi ama tercih etmiyorsanız dar alanda kullanabilirsiniz. Ama dengeli oynamanızı da tavsiye edebilirim. Ama ben dar alan kullanıyorum. Tempoyu Süper Lig'de tempoyu yükseltmeyin. Yani niye? Süper Lig Premier Lig değil çünkü. Premier Lig'de tempoyu çok yükseltmeniz lazım. Yani hızlı oynamanız lazım. Yavaş oynayamazsınız. Ama Süper Lig'de rakip takımların oyuncuları çok üst düzey olmadığı için yavaş oynayabilirsiniz.
Veya normalde oynayabilirsiniz ama ben yavaş tercih ediyorum. Disiplinli oynamanızı tavsiye eder miyim? Yani çok değil. Ama Premier Lig'de falansınız yine yaratıcı oynamanızı çok iyi tavsiye ederim. Yaratıcı oynarsınız. Hele bir de oyuncularınız yaratıcılık özelliği yüksekse çok iyi gol sayısına ulaşacaksınızdır. Yaratıcılık özgürlüğünü de ben yani dengeli olarak kullanıyorum ortada. Savunma herkes ileride basmasını istiyorum. Önde basıyoruz. Derin veya geride dur falan yapmayın yani. Yani hiç sevmem öyle defansif taktikleri. Biz hücum oynuyoruz. Asla böyle geriye dönecek bir takım değiliz. 3 yersek 5 atacağız. Öyle yani. Her yerde ve yüksek basıyoruz. Topa hamlede normal. Sert oynamayın. Kırmızı kart görebilirsiniz. Çok tehlikeli olabilir. Normal veya tedbirli oynayın. Yani baktığınız çok kırmızı kart diyorsunuz. Normalde de yiyorsunuz. Tedbirli alabilirsiniz. Ama ben normalde kullanıyorum. Çok kırmızı kart yediğimi görmüyorum. Offside taktiği. Son adam oynattığımız için son adamlarda offside taktiği önemli. Son adam kullanıyorsan offside taktiği de kullanacaksın yani yanında geliyor. Yani pasör stoper falan oynatıyorsunuz yine alabilirsiniz ama offside taktiği neye göre tam onu çözemedim. Önde basan bir takımımız var. Offside taktiğini koyarsak bence mantıklı olur. Ben bu yüzden offside taktiğini kullanıyorum. Zaman geçirmeyi yani isterseniz açarsın. Ya yani nasıl açarsınız? Mesela Bayern Münih'e karşı oynuyorsunuz. Dakika 80'de gol attınız. 1-0 öne geçtiniz. Yenerseniz şampiyonsunuz. Ya yani öyle düşünün. Zaman geçirmeyi açabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki biz böyle giderse 2 gol daha atarız dersiniz. O zaman açmanıza gerek yok. Ama baktığınız zorlanacağınızı düşünüyorsanız evet diyebilirsiniz. 1-0 olsun bizim olsun diyebilirsiniz. Ama ben hayır olarak kullanıyorum. Hücum takımı oynadığımız için bizim R'miz falan yok yani. Hücuma geldiğimizde erken ortalar ceza sahasını iyi ve savunmayı zorla oynuyorum. Erken ortaları ne diye kullanıyorum? Fırsatçı golcü de erken ortalar çok iyi işe yarıyor. Fırsatçı golcü şöyle. Yani her topa doğru koşabiliyor, atlayabiliyor, zıplayabiliyor, her şeyi yapıyor. Atletik oyuncu oluyor fırsatçı golcü. Yani muhtemelen öyle oluyor. Yani önemli. Erken ortalar mesela beklerimiz de ileri çıktığı için. Beklerimiz biraz ileri çıkıyor. Çok çıkmıyor ama. Biraz ileri çıktığı için kanat bek oynattığımız için erken ortalarda çok iyi işe yapıyor, iş yapıyor. Nasıl yapıyor? Hani kanat forvetlerde mesela şurada bir kanat forvetimiz var. Şuraya doğru giriyor. Şurada bir tane var. Şuraya doğru giriyor. Beklerimiz buradan açınca onlar topa doğru koştuğu için gol şansımız artıyor. Savunmayı zorla yani hücum oynadığımız için savunmayı zorlayarak oynuyoruz. Ara toplar işe yarar mı? Çok bilmiyorum ama siz kullanabilirsiniz. Paslaşma tarzı ben kısa pas neye göre yaparsınız kısa pas? Tiki taka oynuyorsunuz. Yani tiki takayı biliyorsunuzdur zaten Barcelona'dan gelen bir kelime. Tiki taka oynuyorsunuz kısa pas oynayacaksınız. Karışık oynuyorum ben. Yani tam bir hücum takımı olduğu için neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Kanat forvet kullandığımız için oyuncuların nereye kaçacağını tam bilmiyoruz. Yani defans arkasını sarkabilecek oyuncularımız olduğu için uzun paslar da önemli. Uzun pas da kullanmayın. Yani işe yaramaz. Direkt de kullanabilirsiniz. Ama ben karışık tercih ediyorum. Pas odağı yine yani sol kanada değil, sağ kanada değil, her iki kanada değil, merkeze değil. Karışık. Her yere olur. Kaleci topu oyuna sokma. Yani uzun toplar işe yarayabilir ama hiç denemedim. Ben hep karışık veya kısa kullanıyorum. Kısayı neye göre kullanıyorum? Mesela kalecimin ayağı çok iyi değil. Ama Livakovic şu anki kalecimin ayağı iyi. Yani iyi bir libero kaleci olacağını düşünüyorum. Bu yüzden karışık kullanabilirim. Ama baktığınız çok kötü bir kaleci. Kısa pas olarak kullanabilirsiniz. Stoperlerinizde son adam olduğu için kaleciye biraz daha yakın oynadıkları için biraz daha top alacaklardır kaleciden. Yani sıkıntı yaşamazsınız. Öyle hatalı gol yer misiniz? Kısa pastan yemezsiniz. Ama karışıktan yiyebilirsiniz. Yanlış yerlere atabilir topu. Görevlendirmeler neye göre? Penaltı. Oyuncuların profiline tıklıyorsunuz burada mesela. Birinci Aboubakar'ı seçmiş mi? Bir bakalım. Aboubakar'a tıkladığımda şu 3 çizgiye tıklıyorum. Burada antrenör raporu var. Burada mesela özellikleri yazıyor ya. Fiziksel olarak iyiymiş. Zeki koşular yapıyormuş defans arkasına falan. Penaltılar da iyiymiş. Yani penaltı atıcımız Atip yani şey. Aboubakar olabilirmiş. İyi penaltı kullanıyormuş. Profesyonel bir oyuncu ve milli takım tecrübesi sahipmiş. Burada penaltı etkili olduğu için onu penaltı atıcısı yapabilirsiniz.
Her oyuncunun profilinde böyle bakmanızı tavsiye ediyorum. Kimin ne kullandığını, neyde iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Serbest vuruşa geldiğimizde gerçekte de oyunda da yani daha önce mesela oyunda denediğim için serbest vuruşları iyi kullanıyor. Hani özelliklerini de belki yazmıyor ama en azından kullandığını biliyorum. Bu yüzden buraya koyabilirsiniz. MS kullandık burada. Burada bu arada 4 tane sıralayabiliyorsunuz. Penaltılarda 8 tane oyuncu kullanabiliyorsunuz. Köşe vuruşları oyuncuların burada özellikleri yazıyor. Köşe vuruşları gerçekten iyi. Hani penaltılar böyle yine numara olsaydı güzel olurdu sayı olarak. Ama olmaması biraz kötü. Kornerlerde de burada en iyi korner atıcımız Enkudu olarak gözüküyor. 13 ortası var diye biliyorum. 13 veya 14. 13'müş. En iyisi Reyna'ymış ama Reyna yeni geldiği için onu koymamışım. Yani Enkudu'ya kullandırıyormuşuz burada. Ortaları da iyi olarak diyor mu? Çok demiyor ama en azından iyi orta yaptığını biliyoruz biz. Yani. Oraya geri gelelim. Kaptanlıkta da böyle liderlik olarak yazıyor. Burada ayarlayabiliyorsunuz. Yanlışlıkla çıkıyorum. Elim çarpıyor. Liderlik olarak sıralayabilirsiniz. Liderliği şöyle iki kez bastığınızda. Yine çıktım yanlışlıkla. İki kez bastığınızda şöyle sıralıyor. Kanayan, Fischer, Atiba. Bunlar 14. Bunlardan üçünden birini koyabilirsiniz. Ben Atiba'yı koydum. Haksızlık olmasın gerçekte. Vida'yı koymuşum. Bir de Livakovic'i koymuşum. Öyle yani. Bunları sıralayabilirsiniz. Yani burada başka anlatacağım ne var? Takım raporunu anlattık. Şimdi antrenmanlara gelelim. Burada herkesin antrenman yapılışını veya nerede artışını görebiliyorsunuz. Turuncu olanlar bayağı arttığını gösteriyor. Yani bayağı geliştiğini gösteriyor. Erdoğan Kaya'ya tıkladığınızda mesela şurada Erdoğan Kaya'nın şöyle bir işaret var. Oraya tıklıyorsunuz. Asistan menajer Breçko Erdoğan Kaya'nın antrenmanda çok sıkı çalıştığını belirtmekten memnuniyet duyuyormuş. Erdoğan Kaya oyunda daha fazla vakit bulmanın faydasını görecektir diyor. Erdoğan Kaya genç bir oyuncu kariyerinin en hızlı öğrendiği noktasında. Tam anlayamadım bu cümleyi ama iyi bir şey diyor. Onu anladık. Mesela Wellington iyi gelişmiş. Ona tıkladığımızda çok sıkı çalıştığını belirtmekten memnuniyet duyuyormuş. Yani burada en çok gelişenleri görebiliyorsunuz. Sıkı çalışanları görüyorsunuz. Burada az çalışanları görebiliyoruz. Utku mesela vakit bulamıyormuş. Vakit bulduğunda iyi olacakmış falan yazıyor. Burada yine kendiniz mesela şurada ayarlayabiliyorsunuz yoğunluğunu falan. Odak rolünü ayarlayabiliyorsunuz. Rıdvan mesela modern bek ama Rıdvan modern bek ama dediğim gibi kanat bek oynatabilirsiniz. Antrenmanlarda çalıştırabilirsiniz. Özellikleri de gayet iyi olmaya gidiyor. 16 hızlı var. 1 milyon euro değeri var. İyi gidiyor Rıdvan Yılmaz. Yani burada her şeyi görebiliyorsunuz. Bu size kalmış zaten. Hareketlendirme falan çalışıyor mesela burada. Elle kontrol, top kapma falan çalışıyor. Mesela Eizebuye top sürme çalışıyor. Bekte önemli. 18 hızı var mesela. Fixtür'e geçelim. Fixtür'ü görmüştük zaten. Her yerde fixtür çıkıyor. Fixtür'ü geçtik. Mali durum var. Mali durumu da anlatmıştım. Kulüp çalışanlarını da anlatmıştık. Kendi profilimizi ayarlayabileceğimiz şeylere geliyoruz. Menajer seçenektir diye bir şey var burada. En üstte iki görevi de kendinizin yapmanızı öneriyorum. A2 takımını yardımcınıza verin. Baş gözlemciyi de az takım gözlemcisine verin her zaman. Bunları geçmeyin. Kulüp hazırlık maçlarını vermeyin. Takım numaralarını onlara vermeyin. Kendiniz belirleyin. Akıl hocalarını önersinler ama size. Siz yapmıyorsanız önermeyi de kabul edin. Kiralık listesini ya bunu açabilirsiniz ama yani size kalmış. A2 kiralama tekliflerinin hepsini kabul etsin mi diyor A2'deki tüm oyuncuları. Yani yapmasanız da olur. İş ilgisinde de eğer kulüp değiştirmek istiyorsanız belirtebilirsiniz. Sadece büyük kulüpler diyorsunuz belirtebilirsiniz. Yeni bir mücadele diyorsunuz belirtebilirsiniz. Buradan. Ondan sonra yönetim güveni var burada. 50 kupalardaki memnuniyeti var. Transferlerden hoş kalmışlar. Yokantere transferi harika bir transfer olarak gözüküyormuş. En altta da şöyle yönetim kulübün lig şampiyonluğu için ciddi bir mücadele içinde olmasını bekliyor demiş.
Yönetim güveni böyle. Menajer profiline geliyoruz. Burada profilimizi görüyoruz. Sadakat var. Mesela mevcut oyuncuları, mesela kadroyu full değiştiriyorsan sadakatin düşük olur. Aynı benim gibi. Yerli oyuncu alırsanız artacaktır. Yerli oyuncu çok kullanmadığım için 8'e kadar düşmüş. Mali kontrolümüz orta. Transfer yetimiz ortanın bir tık üstü. Gençlik politikamız iyiymiş. Disiplin ortaymış. Disiplin neye göre? Mesela antrenmanlarda sıkıntı yaşatan bir oyuncu var. Ona maaş cezası verirseniz disiplininiz yükselir. Burada oynadığınız, kariyerinizde oynadığınız tüm maçları görebiliyorsunuz. 3'te 3 yapmışız. Arttığımız gol yazıyor. Ve burada satın alınan kariyerimizde yani toplam aldığımız oyuncu, sattığımız oyuncu gözüküyor. Menajer puanımız gözüküyor. Muhterem olarak gözüküyoruz. Uluslararası itibarımız var. Uyruğumuz yazıyor, kulübümüz yazıyor. Şuradan 300G'ye basıp antrenörlük profilimizi görebiliyoruz. 49 yaşındayız. 1970 doğumluyuz. Genel 4-4-2 altın falan yazıyor. Dorukhan'la iyi anlaşıyormuşuz. Hayret. Şurada görüntüle var. Görüntüleye tıklıyoruz. Burada yüzde istatistikleri var. Şuradakiler %100 galibiyet oranımız var. Mesela 4 maç oynayıp bir mağlubiyet aldık. %25 mağlubiyet falan gözükecek. 3 maçta 1.67 ortalama golümüz varmış. Biraz düşük ama yükselteceğizdir. Menajerin en iyi profili var. En iyi 11'i var. Karius falan bunlar kiralık da ama geri yolladım. Kullanmak istemediğim için. Elneni falan. Lens falan var ama bunları hiç kullanmadım. Niye buradalar bilmiyorum. Neyse. Burada menajer geçmişi var yine. Ya, klasik bir yer. Turnuva geçmişi, milli takım geçmişi falan. Buraya bakabilirsiniz. Burada kupa müzesi var. Toplam aldığınız kupaların hepsi burada gözükecek. Olaylar yazıyor. Kazandığınız başarılar falan, yılın menajeri ödülünüz falan burada gözükecektir. Şurada lig şampiyonu kupalarınız gözükecektir. Kupa sayınız yüksel. Yukarı çıkardığınız kulüpler, küme düşürdüğünüz kulüpler, kovulduğunuz kulüpler ve toplam ödüller burada gözükecektir. Ondan sonracığıma. Burada tatil diye bir şey var. Oyunu simüle edebiliyorsunuz. İleri bir tarih alabilirsiniz. Simüle ederken şunlara dikkat edin. Oyuncunuza yapılan teklifleri reddedin ve hiçbir oyuncu almaya onaylayın. Simüle ederken sağ üstte de tatile çık diye bir şey var. Ona basarsınız. Bu sınırsız bir şey. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Çok yapmanızı da tavsiye etmiyorum açıkçası. Oyuncunuz sakatlanabiliyor tatile çıkarken. Ve takımınız da kötü gidebiliyor. Hani iyi gidebilir taktiğinizle alakalı. Ama kötü de gidebilir. Öyle. Yani buralar size kalmış şeyler. Bunları geçiyorum ben. Yönetimden talep. Transfer bütçeniz azsa yönetime talep tıklayarak şöyle onayla deyip yeterli kaynağı düşünüyorlarmış. Bu yüzden vermiyorlarmış bize. Mevcut maaş bütçesini aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Kadroyu baştan kurmak için şey yapabiliyorsunuz. Stadın kapasitesini arttırmak istiyorsunuz. Söyleyebiliyorsunuz. Hazır değilmişler ama. Altyapı ve antrenmanı da buradan isteyebiliyorsunuz ama benim ikisi de full isteyerek böyle fulledim. İstifa verirken de buradan istifa sunumluk onayla diyorsunuz. Bildirim geliyor. Onaylayı tıklayıp buradan evet diyorsunuz. Ama ben kesinlikle devam edeceğim. Burada başka ne gözüküyor? Yine transfer bütçemiz, maaş bütçemiz, tesislerimiz gözüküyor. Stadyum kapasitesi, ligdeki sıralamamız ve iş durumumuz sağlanmış. Oyun durumunu görebiliyorsunuz buradan. 3 saat 51 dakikadır ben bu kariyeri oynuyormuşum. Beşiktaş kariyeri geliştirmiş. Maç motoru kariyer yazıyor. Tuvalete gitmeyi unutma diye bir bağımlılık derecesi yazıyor. Burada tuvalete gitmeyi kesinlikle unutmayın oynarken. Tuvalette de oynayabilirsiniz ama size kalmış. Burayı da geçtik. Burada kulüpler ligi var. Kulüp ligi. Kendi ligimizi gösteriyor burada takımlar. Burada kıtalar arası var. Mesela Avrupa Şam yani turnuvaların şeyi var yani. Avrupa Süper Kupası, Euro Cup. Euro Cup 2 var. Euro Cup 2 oynanmıyor bu oyunda. Neden bilmiyorum. Aynen Euro Cup 2 oynanmıyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi var. Dünya Kulüpler Şampiyonası var. Oraya her takım seçilmiyor ama bazen size gelebiliyor yani. Belli olmaz. Burayı da geçtikten sonra Türkiye Ligi'ne bakabiliyoruz buradan. Birincilik, ikincilik, beyaz grup, kırmızı grup. Türkiye Kupası'na bakabiliyoruz. Türkiye Süper Kupası. A birinci gruba bakabiliyoruz. İkinciye bakıyoruz. Üçüncüye bakıyoruz. Dördüncüye bakıyoruz. Böyle hızlı geçiyorum. Almanya yine aynı şekilde Bundesliga 2 ve üçüncülük var. İngiltere Premier Lig'e bakıyoruz. Burada Vanarama'ya kadar baya
Lig var. Karabağ Cup var. Federasyon Kupası. Community Shield. Bu sadece iki tane kulübün oynadığı bir kupa. Bir lig şampiyonu bir de kupa şampiyonu oynuyor. Mesela Türkiye'deki Ziraat Kupası gibi. Leasing Trophy diye bir şey var. Burada bir turnuva var. Her takım mı katılıyor onu bilmiyorum. İngiltere'yi çok takip etmediğimiz için. Federasyon ödülü var burada. Burada yine A2 takımlarının ligleri var bayağı bir. Ondan sonra İspanya var aynı şekilde yine. Böyle ikinci lig B4'e kadar bayağı lig var. Lig standartları var burada. Ülkemiz 11. sırada ligler açısından. En sağda puanlar var şöyle. Biz 70 bindeyiz. Birinci 200 bin puanla. Son sezonumuzda 10 bin puan almışız. İyi bir şey bu. Niye iyi bir şey? Rusya yani 7. sıradaki Rusya'dan iyi puan almışız. Yani ortalama bir 5 seneye geçersiniz diye düşünüyorum. Her sene böyle oynarsanız 5 seneye geçersiniz. 17-18 sezonunda Avrupa'da çok kötüymüşüz bu arada. Burada görüntüle var. İtibar var. İtibar olarak ligleri görebiliyorsunuz. Ligimiz 10. sırada. Ukrayna Ligi, Belçika, Portekiz, Rusya, Fransa falan böyle görebiliyorsunuz. Burada her takımın liginin isimlerini görebiliyorsunuz. İtibarını görebiliyorsunuz. Böyle 50 takım falan gözüküyor ama daha fazla var tabii ki. Katsayılar var burada. Ha, katsayılardaydık zaten. Bura böyleymiş. Yani ben de buraya çok girmiyorum. Lig standartlarına baktık. Ondan sonra arama kısmı var. Arama kısmı önemli. Gözlemci sonuçları var. Gözlemci sonuçlarını nasıl yapıyorsunuz? Oyuncu arayarak yapıyorsunuz. Mesela ben Okafor'u şöyle 2020 yani 6 ay değil de 9-10 ay sonra sözleşmesi bitecek ama Ocak ayında şu an Eylül ayındayız. Ocak ayına geldiğimizde 6 ay kalıp bununla sözleşme imzalayacağız. Ve ortalama bir fiyat biçeceklerdir. Bunu anlamak için de oyuncuyu gözle diyebilirsiniz. Buradan teklif yapabilirsiniz. Kıyaslayabilirsiniz mevcut kadroyla. Albüm eklersiniz. Seçenek daha var burada. Oyuncunun kişiliğini görebilirsiniz buradan. Geçmişini görebilirsiniz. Öyle şeyler var. Yani oyuncu arama kısmında özelleştir var burada. Özelleştirde Ocak 1'e geldiğinizde mesela şurada en altta göstereyim tekrar. Şu en altta tümü yazıyor ya. Oraya tıklayıp sona ermesine deyip ilgilenenlere bakabilirsiniz. Sezon sonunda Tanganga'nın sözleşmesi bitiyormuş genç oyuncu. Junior Kaysara'nın sözleşmesi bitiyor. Başka Tahith Chong genç oyuncu. Diego Rolan diye bir forvet var. Sözleşmesi biten oyuncuları böyle görebiliyorsunuz. Bayağı böyle ilerleyebiliyorsunuz şuradan. Göstereyim. Şuradan ilerleyip şuradan geri gelebiliyorsunuz önceki sayfaya. Toplam 687 sayfa varmış. 6800'de oyuncu bulunmuş. Transfer bütçemiz yazıyor. Kalan maaş bütçemiz yazıyor. Özelleştir deyip buradan mesela maaşı şu 52 bin euro arası olan oyunculara bakabilirsiniz şöyle. Veya şu 10 milyon olanlara bakabilirsiniz. Üstü. Tümüne bakabilirsiniz. Transfer durumu listede olanları alabilirsiniz. Sözleşmesi biten. Kiralık listesindekilere gidebilirsiniz. Ondan dışında değerlere bakabilirsiniz. 20 milyon üstü değerli serbest kalan. 100 bin euro üstü serbest kalanlara bakabilirsiniz. Onun dışında yaş aralığı var. 21 yaş altında oyuncularla anlaşmak için böyle yapabilirsiniz. 30 yaş üstündekilerle anlaşmak için yapabilirsiniz. Başka ülkeleri seçebilirsiniz. Ülkenin bölgelerini seçebilirsiniz. Mesela Kuzey Amerika'da sözleşmesi biten var mı? Diego Rolan var. Giovanni Dos Santos var. Aguilar falan var. Onun dışında şöyle Güney Amerika'ya bakabilirsiniz. Böyle oyuncuları biten, sözleşmesi bitenler gözüküyor. Böyle bayağı Asya bölgesi var, Afrika var, yurt dışında, yurt içinde, Karayip var, Almanya var, İngiltere var. Var da var. Onun dışında uyruklar var burada, yani ülkeler. Alman oyuncuları bulabilirsiniz. Türk bulabilirsiniz. Mesela şöyle Türklerin sözleşmesi bitiyormuş. Bunları anlaşabilirsiniz. Yani öyle. Burada pozisyonlar var. Hangi pozisyonu arıyorsunuz? Sözleşmesi bitecek olan. Mesela forvet lazım bize sözleşmesi bitecek olan. Roland var. Sayla var mesela.
Mesela Kulütiç var. Skuletiç. Okuyamadım. Öyle yani. Pozisyonları seçebiliyorsunuz buradan. Şöyle. Onun dışında burada sol ayaklı kaleci bulabilirsiniz. Mesela sağ ayaklı forvet bulabilirsiniz. Sol ayaklı sağ kanat bulabilirsiniz ters kanat olarak. Sağ ayaklı sol kanat bulabilirsiniz. Özelliklere gelirsiniz. Burada özellikleri aratıp bulursunuz. Mesela pası 15 üstü olan oyuncuları almaya çalışırsınız. Bernat, Zuruzza, şöyle oyuncular mevcut. Burada bayağı bir özellik var. Şurada mesela 1'e kadar indirebilir. 20'ye kadar da çıkarabilirsiniz. Degaj 20 olan yoktur zaten. Olsa zaten serbest kalmaz. Kendi takımınızdan oyuncu şablonunu ekleyebilirsiniz. Yani aynı özelliklerde İsmat Mirin'e benzer özelliklerde oyuncuları bulmak için şöyle aratabilirsiniz. Benzer oyuncu olarak Danilo Pereira falan var ama alakasız. Yani Niklas Stark var yine benzer bir oyuncu. Onun özelliklerini ekliyor yani öyle diyeyim. Takip listenizdeki oyuncunun özelliklerini ekleyebiliyor. İrfan Can mesela. İrfan Can'ın özelliklerini buraya ekleyebiliyor. Ünlü oyuncunun şablonunu ekleyebiliyor. Neuer yine. Yani öyle. Özellik böyleydi. Bu sayfada başka ne var? Yani seçim falan var. Şöyle göstereyim. Mesela şuradan görüntüle deyip milli takım aratabilirsiniz. En çok milli takıma çıkan oyuncu Buffon mesela 176 maç. Ramos. Ronaldo var burada sonradan gelen. Milli takımda en çok gol atan oyuncuyu bulabilirsiniz şöyle. Şöyle Chatri diye bir oyuncu varmış Hintli. Hayatımda ilk defa görüyorum. U21'de en çok maçı çıkan oyuncuyu görebilirsiniz. Suarez 55 maç. Oha. En çok gol atanı göre 55 maç 2 golle yani Suarez biraz kötü bir oyuncuymuş gerçekten. Gregor işte var mesela burada golcü. Değer olarak sıralayabilirsiniz. Yani burada böyle gözlemci raporları var. Sözleşme var. Seçim var. Genel var. Böyle şeyler var. Takip listesindeki oyuncuları burada görebilirsiniz. Takip listenize eklediğiniz 5 sayfa bayağı bir oyuncumuz var. Buraları geçiyorum. Burada yine özelleştir var. Aynı arama kısmındaki gibi. Burayı temizleyebilirsiniz. Tavsiye etmiyorum ama istiyorsanız silersiniz. Yine aynı şeyler var burada. Buraya gelen personelleri buradan alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Personel arama diyor. Burada bütün personelleri görüyorsunuz. Mesela biz altın bir personel arıyoruz. Şöyle altın yapıp aratıyorsunuz. Tobias Adams diye bir mesela diğerini kovup sübü kovup Tobias Adams'ı alacağız mesela öyle. Burayı da geçiyorum. İşler var burada. Mesela Duisburg'un menajeri kovulmuş. Buraya iş başvurusu yapabiliyoruz. Boşta olduğu için. Mesela Ahmet Engin falan varmış. Bu takıma gidebiliriz mesela. İsterseniz işe başvur diyerek. Uygun diyor. Yani size kalmış öyle. Transferleri görüyorsunuz. Burada bütün dünyada olan transferleri görüyorsunuz. Oyunda ama. Mesela Joao Meyer diye bir oyuncu satılmış. Sergio Alvarez diye bir kaleci satılmış. Ondan sonra kulüp bul. Burada mesela Azerbaycan Ligi'ne gidip Karabağ'ın takımına bakabiliriz. Karabağ'da mesela Ailton diye bir oyuncu var. Mitchell var. Quintana var. Romero var. Bu oyunculara bakabilirsiniz. Mesela Belçika Ligi'ndeki takımların oyuncularına bakabilirsiniz böyle. Yani scoutluk yapabilirsiniz bir nevi. Tabii çok oyuncu yok. Çok ligler olmadığı için. Böyle bakabilirsiniz. Gözlemcilik ajansı bu çok önemli. Burada Süper Lig'deki en iyi 50 tane oyuncu görüyorsunuz. En iyi 50 tane oyuncu. Bu her ay değişiyor. Bu Eylül ayının sıralaması arkadaşlar. Şurada da yazıyor zaten. Her ay değişiyor. Yenilenebiliyor. Muslera mesela 2 sıra üste çıkmış. Visca 1. Lig'den 3. Lig'e gelmiş. Falan öyle gözüküyor. Ligin en iyi oyuncusu Fischer olarak gözüküyor.
Şurada altta dünya var. Buraya tıklayıp dünyanın en iyi oyuncularını görebiliyorsunuz. Dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldo gözüküyor. Sonra Messi, De Bruyne, Neymar, Hazard, Mbappe, Griezmann, Salah, Mane, Van Dijk, Harry Kane falan şöyle 50. sıraya kadar gidebiliyoruz. Burada 50. Courtois, Lukaku falan. Bunlar var. Bir daha lige geldik. Şurada 3 nokta var. Şuraya 3 noktaya gelin. Tıklayın oraya. Harika çocuk klasmanı deyin. Burada en potansiyelli 50 tane oyuncuyu görüyorsunuz. Türkiye Ligi sınırındaki, Türkiye'nin sınırındaki oyuncuları görüyorsunuz. Yani ikinci, üçüncü lig olur fark etmez. En potansiyeller. Mesela en potansiyelli oyuncu ikinci ligde. Altınordu'da Ravil Tagir. Gerçekte Başakşehir'e transfer oldu ve bayağı bir ücrete transfer oldu. 2 milyon euro veya onun üstünde bir rakama geldi diye biliyorum. 16 yaşında gerçekte 30-32 maça falan çıktı. Öyle biliyorum. Sol ayaklı stoper. Sol ayaklı stoper arıyor. Ya şu özellikler yeterli tabii ki. Ama illaki gelişiyor. Bu sezon yani bir 30 maç oynasa seneye biraz daha iyi bir profil olur. 20 yaşına kadar geliştirir, öyle oynatırsınız. Burada herkesi görebiliyorsunuz, en potansiyelleri. Buradan takip edebilirsiniz. Rijen oyuncular çıkabiliyor genç, bildiğiniz gibi. Her sene yenilendiğinde. Buradan takip edebilirsiniz. En iyi formda oyuncular var burada. Henüz güncellenmedi. Ay bitmediği için. Daha bir ay olmadığı için lig başlayalı. Ama dünyada şöyle oyuncular var. Mesela Sterling, Jesus Navas falan. En kötü oyuncular var burada. Dünyada mesela Estupinian çok kötü başlamış. 5 ile oynuyor mesela. Sokratis var burada. Falan filan. Gözlemcilik ajansı yani bu kadardı arkadaşlar. Bir daha ayarlar falan var burada. Burada mesela ne var? Onur tablosu var. En iyi 50 tane menajer var burada. Mesela buradan tanıdık kim var? Bir bakacağım. Şenol Güneş var. 31. sırada. Fatih Terim 25. sırada. Onun dışında Türk yok. 1-2 yıla da biz bu sıraya gireceğiz. Çünkü daha yeni bir menajeriz. Başarılar var burada. Para babası falan böyle. Ha bu arada bunları soranlar da var. Para babası falan nasıl açılıyor? Bunları söylüyorum. Evet görüyorsunuz. Diyor ki bu ayrıcalık zengin bir milyarderi kulübünüzün başkanı yapma seçeneği sunar. Bir kulüpte en az 2 sezon uzun açmak için şu görev lazımmış. Bir kulüpte en az 2 sezondan uzun bir süre boyunca üstün başarı göstererek bu ayrıcalığa ulaşabilirsiniz diyor. Burada bütün şeyler var. Ben yavaşça geçiyorum. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Durdurup böyle her şeyi açmak için belirli şeyler var. Şöyle biraz hızlı geçiyorum. Kazanmak için de şeyler yazıyor zaten. Başarılar. Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet, başarılar bu kadardı. Yine ayarlar var burada. Ayarları geçin. Twitter seçeneklerine geç, mağaza geç, albüm. Albüm eklediğimiz mesela vida var. Vidayı görüyorsunuz burada. Dışa aktaralım burada. Yanlışlıkla videoyu mu sildim de? Yok korktum bir an. Hiç girmemiştim albüme bayağıdır. Burada oyun diyelim oynadınız. Bir yere gitmeniz lazım. Hemen şuradan oyunu kaydet deyip şuraya tıklayıp yani birinciye kaydediyorum. Mesela şunun üstüne kaydedersem bu kariyerim gider. Ama ben buraya kaydedersem aynı kariyerin üstüne bir şey olmayacak. Sonradan oyuna girdiğimde hazır bir şekilde bu kariyerim beni devam edecek. Evet yani bu video biraz uzun bir video oldu. Bayağı uzun bir video oldu. 1 saat 15 dakika. Neredeyse hiç kesmeden konuştum. Biraz boğazım acıdı. Anlatmadığım şeyler illaki var. Bir iki video daha çekeceğim. Merak etmeyin. Oyuncular üzerine, taktik üzerine bir video çekeceğim. Detaylı bir şekilde video çekeceğim. O da yakın bir zamanda gelir. Evet, kanal aktivitesi biraz düştü farkındayım. Nedeni internet. İnternet sıkıntım olduğu için yani Instagram'a bile dahi giremiyorum neredeyse. Mobil verimi çok kullanıyorum. Öyle. Bahane üretmek yok artık. Gerçekten yok. Süper Online'a falan geçmeyi düşünüyoruz. Umarım geçeceğiz. Adam akıllı.
Bir ara değiştirdik ama faydasını görmedik hala. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. En uzun videom oldu bu kanaldaki galiba. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.